Ayıp aramak, kusur aramak, uygunsuz bir şekilde birinin yaptığı bir yanlışa şahit olmak veya onun şahitliği elinde değilse en azından duymak. Bir insanın utanmasına sebep olacak bir şeyi görmek, duymak, bilmek. Çok güzel bir söz var. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan elbet bulursun. Kusuru örtmeyi sen marifet bil, işte o zaman belki kusursuz olursun der Mevlana. Dostlar, kusur bulmak isteyen inanın, istediğinden daha fazlasını bulur. Bu sözü bir yere not alabilirsiniz. Kusur bulmak isteyen fazlasını da bulur. İnsan nasıl bakarsa, dikkat ederse zaten karşısına onlar çıkacaktır. Nasıl ki güzel bir söz vardır. İnsanları nasıl bilirsin? Kendim gibi bilirim. Kusur aramaya, insanların eksikliklerine, kılık kıyafetine, davranışlarına, bir insanı utandıracak bir hatasına şahit olan ve bunları aramak için kendini bir yargıç gibi hisseden bir insandan daha kötüsü olabilir mi? Düşünün, Rabbimiz Celle Celaluhu dahi kulunun hatalarını örtmeye, onun günahlarını bağışlamaya bu kadar azimliyken, ismi şeriflerinden bazıları sırf bunu bize hatırlatırken, biz bir yargıç gibi kendimizi görerek, sürekli eleştirerek, sürekli yererek, un ufak etmeye çalışarak, gönülleri tarumar ederek nasıl tebliğde bulunacağız? Ve bize bu hakkı kim veriyor acaba? Sorsalar bize, sen Ahmet'i eleştirdin, Mehmet'i eleştirdin Ayşe'yi ama söyler misin, sen hiç mi hata yapmadın? Senin uygunsuz, fena veya bir noksanın yok mu? Hiç utanacak bir şey yapmadın mı? Utanmaya sebep olan bir halin yok mu diye sorarlar. Kıymetli dinleyenlerim, insanlarda kusur aramak çok çirkin ve kınanmış amellerden biridir. Elbette hepimiz hatalar içerisindeyiz. O hatalardan biri de bu. Başkalarının kusurlarına odaklanmak. Bu da bir hata, bu da bir kusur. İnsanlar başkalarında kusur arayan kimselerden nefret ederler. Onlarla aynı yerde çalışmaktan, onların evinde bulunmaktan, onlarla akraba olmaktan utanırlar. Rahatsız olurlar. Aynı zamanda kusur bulmak kine sebebiyet verir. Birazdan anlatacağım inşallah. Dedikoduya da fitneye de sebep verir. Uzun yıllar devam eden belki de o güzelim arkadaşlıkları bozar ve dostlar arkadaşlar arasına düşmanlık düşürür. Düşünün, çok özel bir yapınız var. Kendi ellerinizle, hatta tırnaklarınızla siz o yapıyı inşa ettiniz. Güzel bir bahçe derken bir planlama hatası yaptınız ve harcı tam olması gereken gibi yapmadığınız için bir yağmur sonrasında sel bütün duvarı mahvetti. Halbuki ne kadar uzun sürmüştü. Bir anda sel aldı götürdü. İşte o yaptığımız harcın planlamasındaki hata gibi insanların kusurlarına, günahlarına, eksikliklerine odaklanarak arkadaşlıklar, dağ gibi dostluklar da maalesef tarumar oluyor, mahvoluyor. Bu kadar tehlikeli bir konudur ve insanlara arkalarında kusur bulunursa buna gıybet denir. Ve eğer bu iş insanların kendi karşısında yapılırsa buna kusur arama denir. Ahmet, Mehmet'i eleştirecek, bunu yüzüne karşı söylerse, diyelim birebir de kaldı, kimse yok, sen
neden böylesin? Şuyun eksik, bunu yanlış yapıyorsun, sen şöylesin, böylesin. Bu kusur aramadır. Eğer zaten o kişi yanımızda yoksa, bu daha büyük bir günahtır. En büyük günahlardan bir tanesi olur ve gıybet etmiş oluruz. Arkasından çekiştirmiş oluruz. Ölü eti yemiş gibi oluruz. Eğer bizim yaptığımız üçüncü sınıfta, yani ne karşısında söyledik kusurunu, ne aynı atmosferde değildi, gıybetini yaptık, üçüncüsüne olmayan bir şey söyledik. Bu da iftira oluyor. Bakın nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor? Küçücük bir mikrobun kocaman bir ur haline gelmesi, tüm vücudu ele geçirmesi gibi. Neden ilk başta yanlış yaptık? Ona odaklanmamız lazım. Bu hale nasıl geldi? Kusur araya araya geldik. Onun eteği böyleydi. O bana şöyle baktı. Bunun arabasının şurası şöyle. Bak, adam kafasına takkeyi takmadı. Bu kadın şunu kullanmadı. İş yerindeki arkadaşım şöyle etmedi. Şunun ayakkabısına bak gibi binlerce, belki de milyonlarca sebep var. Bir insanın kusurlarına, eksikliklerine, kılık kıyafetine dikkat etmek için. Çok daha tehlikeli şeyler de oluyor. Engelli kardeşlerimizle beraber yaşıyoruz bu toplumda. Gün geçmiyor ki sokağa çıktığımızda ya evladı engelli ya kendisi engelli kardeşlerimizle karşılaşmayalım, değil mi? Şimdi bazı insanları görüyoruz ve üzülüyoruz. Maalesef koca koca insanlar o engelli kardeşlerimizin hal ve hareketleriyle dalga dahi geçebiliyorlar. Şöyle burnumuzun üzerinden bakabiliyoruz. Halbuki her birimiz bir engelli adayıyız. Bunu unutuyoruz. O kişinin imtihanını unutuyoruz. Hep kusur arayan insanlar maalesef engelli kardeşlerimizde veya ailelerinde de o kusuru arıyorlar. O kadar rahatsız edici bir durumdur ki, eğer kusura odaklanmış bir hanımınız varsa, siz ağzınızda kuş tutsanız dahi, küçük bir hatanızda, eksikliğinizde, bir unutkanlığınızda, utandıracak veya utanmaya sebep olan bir hal yaşadığınızda un ufak olursunuz. O biriktirdiğiniz birçok sevginin, birçok katlanmanın verdiği kocaman sevgi dağı karşı tarafla sıfırlanır. Hanımınız eğer küçük şeylerden mutlu olmayıp tam tersine kusura odaklandıysa öyle. Erkek için de, kadın için de. Bir yemekten tartışma çıkabilir mesela erkek için. Neden yemek nanesi fazla oldu? Bu büyük bir kusur olarak görünür. Halbuki kusur da olsa ne yapmak lazım? İdare etmek lazım. Size yaşanmış bir olayı anlatmak istiyorum. Adamın biri hastalanmış değerli dinleyenlerim. Hastalık ya bu. Kime ne zaman geleceği belli olmuyor. Vakti saati yok. O da hastalanmış. Evin ihtiyaçları var. İhtiyaçlarını gidermek için çarşıya çıkmış. Oraya dolaş, buraya dolaş derken mahallenin manavına gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tam olacak ya işte hastalık gelmiş. Manavın yanına vardığında acayip bir gaz sıkışması olmuş bağırsaklarında. Ama nasıl bir şey? Kurtulmak mümkün değil. Affedersiniz, gürültülü bir şekilde gazını bırakmış adamcağız. Şimdi bunu insan bilerek yapar mı? Yapmaz. Etrafta kimse yok ama karşısında manav var. Manavdan başka kimse yok. O gazı bıraktıktan sonra affedersin, nasıl morali bozulmuş. Yüzü kıpkırmızı olmuş adamın. Yerin dibine geçmiş. Birkaç saniyede oluyor bütün bunlar. Lütfen dikkatle olayı hayal etmeye çalışın. Sizin de benim de başıma gelebilir. Her neyse,
Halden anlayan bir insan demek ki o manav, bakmış karşısında komşusu, işte o adam var, mahallelisi. Onun mahcup olmaması için o anda bağırmış. Kardeşim demiş, ben sağırım duymuyorum, ne olur? Ne istiyorsan bana elinle göster. Şundan şu kadar istiyorum de, ben ağır işitiyorum demiş. 2-3 gündür kulağımda bir tıkanma var. Duydunuz mu? Ne güzel bir yöntem. Şimdi o adam bunu isteyerek yapmadı. Utanılacak bir durum muydu? Evet, belki öyleydi. Ama bunun üzerine örttü o adam. Birkaç gündür kulağımda bir şey var dedi. Belki bu şekil olarak bir yalandı. Ama niyet bakımından söylenmemesi gereken bir şey değildi. Niyeti onun üzülmemesiydi. Sonra o adam da şundan 2 kilo diye böyle parmağıyla işaret etti. Sonra yanına geldi. Ey güzel adam dedi. Rabbim de senin kusurlarını örtsün dedi. Yani ben seni anladım, sen sağır falan değilsin. Durum böyle değerli dinleyenlerim. Bu bir insanlıktır. Bu bir erdemlilik örneğidir. Başkalarını zor durumda bırakmak değil, o insanları zor durumdan kurtarmak olmalı seçeneğimiz. Hata, unutmayalım, onu arayan gözdedir. Her bir insan kusur aramak isterse, haşa, Kur'an-ı Kerim'de bile kusur bulduğunu zannedebilir. Efendim, hani mükemmeldi bu, niye böyle değil, bunu diyebilir. Mevlana'nın Kuddise sırruhu anlattığı gibi, senin gözün kapalıyken güneşi göremiyorsan, bu güneşin olmadığı anlamına gelmez. Sen inanmıyorsan Kur'an'a, efendim şunun anlattıklarına, kusura odaklanmışsan eğer, bir şey kusursuz da olsa Kur'an-ı Kerim gibi, sen kusurlu görmeye bakarsın. Öyle alışırsın, çünkü hayata bakışın öyle. Çocukluğunda başlamış zaten bu. Anne ve babandan görmüşsün. Bir türlü mutlu edememişler seni. Bardağın derler ya yarısına bak diye, sen bardağın boş tarafına odaklanmışsın. Hepsi bu. Ama bu düzelebilir. Çözülmeyecek bir problem değil. İşte böyle arkadaşlar. Amaç başkalarını zor durumda bırakmak değil, onları o zor durumdan kurtarmak olmalı. Olabilir. Bir hanım kardeşimiz zor durumda olabilir. Bir rahatsızlığı var, istifra etti. Bu cidden bazen utanılacak bir durumda olabiliyor birçok yerde. Paran çalınabilir. Cüzdanını çaldın, diyelim birisi çaldı götürdü, parasız kaldın. Ben şimdi ne diyeceğim? Lokantaya geldim, hanımla tam yemek yiyorum, değil mi? Cebimde para yok. Gelirken vardı, ya düşürdüm ya çalındım, örnek olarak söylüyorum. Hemen onun utanılacak durumuna gelip de bunu konuşmanın bir gereği yok. Ya da hanım koca arasında bir tartışma çıktı. Üst komşun, alt komşun, akraban fark etmez. Bunu ayrıntılarını dile getirmek, duydun mu? Şöyle oldu, böyle oldu, zaten kocası böyleymiş, hanımı da zaten böyleymiş falan. Bunlara gerek yok. Kusur aramak isteyen mutlaka fazlasını bulur. İyiyi görmek isteyen de iyiyi mutlaka bulur. Güzel insanlar, akıllı insanlar, düşünen insanlar, Halil İbrahim sofrasının düşünen, tefekkürü seven insanları. Lütfen dinleyiniz. Tirmizi ve Buhari'de geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbere çıkıyorlar ve sohbet ederlerken şu sözleri buyuruyor. Ayıp araştıranların zayıf imanlı kişiler olduğuna dikkat çekerek,
Ey diliyle Müslüman olup, kalbiyle işlememiş olanlar güruhu. Nidaya bakar mısınız? Tekrar ediyorum. Ey diliyle Müslüman olup, kalbiyle işlememiş olanlar güruhu. Müslümanları üzmeyin. Onları ayıplamayın. Ve onların kusurlarını araştırmayın. Şu bir gerçektir ki, her kim Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa, Allah da onun ayıbını meydana çıkarır ve Allah her kimin ayıbını meydana koyarsa, evinin içinde bile olsa onu kepaze eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten bir ölüyü diriltmiş gibidir. Arzu edenler bakabilir, Tirmizi, Sünen'de geçiyor, Buhari, Mezalim bahsinde geçiyor, Müslim'de de var. Biz bu işi çok dikkatle takip etmeliyiz. Kendimizi bu işle görevli addetmemeliyiz. Ne olursa olsun, mutluluğu sevmeyen, istemeyen insanlardır sürekli birilerinin ayıplarını konuşan, gıybetini edenler. Gıybet neydi? Bir kişinin var olan bir kusurunu, ayıbını söylemenin ismine gıybet diyoruz. Tekrar ediyorum. Gıybetini ettiğimiz insanın ki yanımızda olmaması gerekiyor gıybet. Ben Ahmet hakkında bir şey söyleyeceğim. Ahmet yok. Siz varsınız. Size diyorum ki ama Ahmet'te olan bir şey. Ahmet içki içiyor. Ve gizli gizli bunu kimse bilmiyor. İşte ben gördüm. Size diyorum ki Ahmet içki içiyor biliyor musun? Hem de işte şuraya gidiyor. Bu Ahmet'in yaptığı, eğer benim dediğim doğruysa, Ahmet içki içiyorsa eğer, bu yaptığım gıybettir. Eğer Ahmet'in içki içmediğini biliyorsam, sırf yalan olarak bunu bildiğim halde söylüyorsam bu da iftira oluyor. Bu tekrar yaptıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çiğ insan etini örnek vermişti ya bize. Nedir o çiğ insan eti? Yani gıybet ediyorsanız eğer, bilin ki siz kardeşinizin etini doğrayıp çiğnemiş gibisiniz, çiğ bir şekilde. Sahabe efendilerimiz sormuşlar işi öğrenmek için, efendim ama bu kusur o konuştuğumuz insanda gerçekten varsa da öyle mi deyince, evet, gıybet var olan bir eksiği, bir kusuru bulup söylemektir. Şayet o insanın kusuru yok, siz yalan atıyorsanız o zaman iftira etmiş olursunuz. Bizi ilgilendirmemeli. O şunu yaptı, bu bunu yaptı, bunun şu eksiği var, bunun şu hatası var. Bize mi düştü bu? Bizim hatalarımız ne peki? Başkalarının hatalarına odaklandık ya, bizim hatalarımızı ne zaman göreceğiz? Aynaya bakıp da nasıl saatlerce bazen, acaba şunu mu giysem, şöyle mi tarasam, efendim şu yakıştı mı diye düşünüyoruz ya, acaba gönül aynamıza en son ne zaman baktık? Ey İbrahim, sen nasıl bir babasın, kocasın, işçisin, nasıl bir kulsun diye en son ne zaman sordum? Eğer sormadıysam, çocuğumun, hanımımın, iş yerindeki arkadaşımın veya alimlerin, hoca efendilerin, berberimin, komşumun hatalarına, yanlışlarına, onların ayıplarına odaklandıysam eğer, şeytan benimle bayağı bir bağ kurmuş demektir. Bugünün pis tabiriyle kanka olmuşuzdur şeytanla ama haberimiz yok. Ve işin kötü tarafı, en kötüsü belki de bir insanın yaptığı yanlıştan haberinin olmamasıdır.
ve iyi bir şey yaptığını zannetmesidir. O gıybeti eden, insanları eleştiren, yerden yere vuran, bütün kusurlara odaklanmış, herkese tek böyle mermiyi fırlatıp da sen şöylesin, sen böylesin, o böyle, bilmem ne böyle diyen insanlar en büyük hatayı, yanlışı kendilerine yapmışlardır. Maalesef şeytanın oyuncağı olmuş haldeyiz. Bugün ne kadar normal bir hale geldi, farkında mısınız? İmam-ı Sadık rahmetullahi aleyh o kadar güzel bir sözü var ki, onu sizler için seçtim, hediye ediyorum. Yüreklerimize, şu ayıp arayan, gıybetin eşiğinde olan yüreklerimize şifa olur inşallah. Diyor ki, gıybet ve başkalarını kötümsemek, kötülemek, ateşin odunları yaktığı gibi yaptığın iyi amelleri de yok eder. Bir kez daha okuyayım. Gıybet diyor, yaptığın gıybet ve başkalarının ayıplarını araştırmak, kötülemek, bir ateşin odunları yaktığı gibi iyi amellerini yakar, yok eder. Odunları amel olarak görecek olursak, kışın ben bunları yakarım diyoruz, kışın ahiret olsun, çok soğuk diyelim, ama bir gece bir yangınla bütün sene boyunca tir tir titreyeceğiz. Ne kadar sıradan bir hale geldi, fark ettiniz mi? Bir tatlı gibi oldu. Konuşmaların hemen sonuna böyle yemekten sonra ikram edilen baklava gibi oldu, şekerpare gibi oldu. Bu kadar muhabbet ettik, hatta ilim meclislerinde bulunduk, Kur'an okuduk, efendim keklerimizi, çaylarımızı demledik, yarım saat 45 dakika Kur'an okuduk, ilim meclisindeydik, şimdi film meclisine döndük. Hadi bakalım, yeterince sevap işledik. Haydi hanımlar, haydi erkekler, buyurun biraz da günahlarımızı şöyle bir ortaya saçalım, değil mi? Dengeleyelim, çok sevap kazandık çünkü camide. Efendim hanımlar arasında sohbetlerde çok çok sevap kazandık. Bu kadar sevabı ne yapacağız? Buyurun biraz da gıybet edelim. Birinin arkasından vuralım, incitelim, parçalayalım, değil mi? Maalesef bu hale geldik. Yarı öyle yarı böyleyiz. Hani nerede gıybetin haramlığı? Hani nerede ölü eti yemiş gibi olmak? Az önce okuduğunuz Kur'an'da, hadis-i şerifte, o ilim meclisinde neler farzsa, onları farz eden Allah Celle Celaluhu seni bundan nehyetmedi mi? Ne yazık ki çok sıradan bir iş gibi oldu artık gıybet. Ne olacak canım yani? Ben yüzüne karşı da söylerim, değil mi? Maalesef bu yine çocukluktan kaynaklanıyor. Eğer annesinde babasında böyle bir durum varsa, konu komşusunu eleştiren, akrabalarını yerden yere vuran anne babaya sahipse, o evlat da büyüdüğü zaman onların yolundan gidecek. Masum çocuklarımıza da bu çirkin alışkanlığı kazandırıyoruz. Akrabalarını ve diğer çocukları kötüleyen, sürekli kusurlara odaklanmış yavrular meydana getiriyoruz. Şimdi küçücük yaşlarında bunları düşünmemeleri gerekirken, duyuyoruz, şahit oluyoruz. İlkokulda, hatta anaokulunda bile, bak benim arabam böyle, seninkisi kırık. Babam bana şunu aldı, akıllı telefon aldı, sende yok gibi başlayan, daha da ilerleyen boyutlarda hiçbir şekilde mutlu olamayan kocalar ve hanımlar icat ediyoruz. Kusura odaklanan insanlar mutlu olamazlar. O insanlarla evlenmemek gerekir. O insanlarla iş yerinde aslen imkan olsa çalışmamak gerekir. Çünkü bütün enerjinizi alırlar. Sizin ayakkabınızın ucundaki deliğe, cep telefonunuzun eski olmasına, oturduğunuz evin bir köşesinin rutubet almasına, kullandığınız bir kelimenin
acaba şu manaya gelir misine takılanlar. Efendim neden takkesiz şuraya çıktı? Efendim tesbih elindeydi de niye şöyle yaptı? Namazı neden böyle kıldı? Kendimizi bir devlet memuru nasıl müfettiş bir yerleri teftiş eder? Bazı notlar alır, sanki Allahu Teala bizi yarattı şu halde, efendim, diğer kulların ne kadar eksiği varsa bunları not al. Bunları bildir, yüzlerine söyle, arkalarından da söyle, herkesin haberi olsun. Ne kadar zayıf bir mantık bu. İşte bu insanlar maalesef kendileri de küçük şeylerden mutlu olamadıkları gibi kusurlara, eksiklere, hatalara odaklandıklarından dolayı kocasına da, hanımına da, annesine de, evladına da, komşusuna da, patron-işçi ilişkilerine de varana kadar çekilmez bir insan olur. Güzel insanlar, masum çocuklarımız da maalesef bu tuzağın içindeler. Bazı cahil anneler, babalar, çocuklarının kusurlarını örtmeleri gerekirken, kendi çocuklarında bile kusur ararlar ve başlarına kakarlar bir şeyleri. E zaten bu, dedik ya, küçük yaşlardan başlıyor. Mesela sen, çok affedersiniz, parantez içerisinde söylüyorum, söz meclisten dışarı, sen geri zekalı mısın? Sen ne kadar çirkinsin, sen şöylesin, böylesin. Bu lafları bir anne baba, tamam başkasına da söylememesi gerekiyor ama kendi çocuğuna nasıl söyler? Senin kulağın şöyle, ne kadar uzun boylusun, ne kadar zayıfsın, iskelet gibisin, ağzın ne kadar büyük, kulağın ne kadar şöyle. Mesela bunlar şaka ile de olsa söylenmez. Çocuğun bir zaafı vardır, kulağı büyük olabilir, burnu yamuk olabilir. Bu şaka ile olsa da söylenmez. Neden? Onu yaratan kim? Sen onu eleştirmiş olursun. Sen boş ver, işine gücüne bak. Dönüp bakma. Sokakta bir engelli gördüğün zaman da, bir kez gördün, bir kez daha, bir kez daha, arkana baka baka bak. Ya tamam, gördün. Neyin derdindesin? O engelli çocuğu, spastik bir çocuk var belki. Efendim, el arabasında götürüyor annesi. Ağzından tükürükler çıkıyor. Elleri, kolları bazı hareketleri yapıyor biliyorsunuz. Suratından anlıyorsunuz zaten bir imtihanı var o annenin de babanın. Neden dönüp dönüp bakıyorsun? Anlayamadığın ne? Görmek istediğin ne? Neyi hayal ediyorsun? Algılayamadığın bir şey mi var dönüp dönüp bakmakta? Maalesef bakın, toplu taşıma araçlarında da aynısını yapıyoruz. Böm böm bakıyoruz filme bakar gibi. Birinin hatası var, birinin bir yeri çıplak olabilir. Mini etek giymiş bir hanım kardeşim de olabilir. Allahu Teala hidayet buyursun. Onun yaptığı bir hata belki, oturuşunda bir yanlış oldu. Her ne kadar eleştirirsen eleştir. Ben eleştirmek için dünyaya gelmedim. Kafamı çevirip ona dua etmek zorundayım. Benden bir şey istediği zaman da, sen evvela şu eteğini giy, bilmem şu haline bak diyecek halim yok. Buyur kardeşim. Benden bir isteğin mi var? Yüzüne bakmama gerek yok. Konuşurum. Bizim maalesef hatamız bu oldu. Eleştirmek, ötekileştirmek, kendimizi cennetin en güzel yerinde, sanki bir sözleşmemiz varmış gibi. Evet, öleceğin vakit bu. Azrail aleyhisselam, bir peygambere bile davranmadığı yumuşaklıkla bedeninden çıkaracak ruhunu, melekler zaten seni bekliyorlar. Bir an önce ölse de o güzel kulu alsak, sarsak, birinci kat semaya çıkarsak diye bekliyorlar. Böyle zannedersek, cenneti çantada keklik, bedava. Ben şu anda namazımı kılıyorum, şu hal ve hareketlerdeyim, kılığım kıyafetim bu, şu cemaattenim bitti işim. Böyle düşünüp de okuduğunuz ilim, örtündüğünüz örtü, konuştuğunuz lisan, gittiğiniz cemaat size kibre davet ediyorsa, diğer insanlara dua etmeyi unuttuysanız, tebliği unuttuysanız, işte o zaman düşünmek zorundasınız. Acaba şeytan
benimle uğraşıyor da ben kendimi çok mu yükseklerde görüyorum? İnsan oğlu her bir saniye, bir saniyede imanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Biz henüz cennete gideceğimizin garantisi ve bu konuda bir belge almamışken, yarın eleştirip durduğum o insanın hangi kötülüğü varsa onlarla cehenneme gitme potansiyeli taşıyorsam, benim annemden doğduğum andan itibaren bir düşmanla mücadele, yani şeytanla mücadele için dünyaya geldiğim biliniyorken, her an imanımı kaybetme durumundayken ben bir başkasına nasıl olur da havadan bakarım? Nasıl onun kıyafetine, nasıl onun hal ve hareketlerine bakarım? Onu da yaratan Allah Celle Celaluhu, Afrika'nın balta girmemiş ormanlarındaki bilmem ne kabilesinin adamını da yarattı. İsteseydi tek bir şekilde yaratırdı. Tek bir dil yaratırdı. Tek bir ırk yaratırdı. İsteseydi tek bir cins yaratırdı. Kadın veya erkek. Her şeyi yoktan var eden Allah Celle Celaluhu hepimizi kadın olarak da yaratabilirdi. Bir şekilde insanlar çoğalabilirdi. Cinselliği de yaratan Allah Celle Celaluhu, güzelliği de yaratan, güzel olmayanı yaratıp da, görsellik bakımından güzellikten bahsediyorum, yaratılış bakımından değil, arada birbirine paralellik çizen ve ibret almamızı isteyen de Allah Celle Celaluhu, zengini de yaratan Allah Celle Celaluhu, fakiri de Celle Celaluhu, aynı. Rabbimiz bir. Ama üzülüyorum. Benim yaşım 40. Bundan 10 gün sonra tam 40 yaşına basıyorum. 9 Nisan'da tam 40 yaşına geliyorum. Nasip olursa, onun da garantisi yok. Ama bakın. 40 yaşına kadar 10 seneyi, 15 seneyi geç. 25 yıldır vatandaşın arasındayım. Tabiri caizse ortam olarak girmediğim ortam yok. Keşke bazılarına girmeyeydim ama keşke yok. Allah-u Teala affetsin. Camiden tutun da gece kulübüne kadar, DJ'lik yaptığım diskoteye kadar hep aynı şeyi gördüm. İnananında da aynı şeyi gördüm. İnanmayanında da aynı şeyi gördüm. Şuraya bağlıyım diyeninde de gördüm. Şu partiye oy vereceğim diyeninde de gördüm. Zengininde de gördüm. Fakirinde de gördüm. O da ne biliyor musunuz? Bugün konuştuğumuz şey hata, hata, hata ve hata aramak. Bir türlü hayatım boyunca 3-5 kişinin dışında etrafımda tam olarak şu an sizinle paylaşmak istediklerimi anlatacak bir insan bulamadım. Sürekli birilerini eleştiriyoruz. Hocalarımız birbirlerini eleştiriyorlar. Patronlar birbirlerini, siyasetçiler birbirlerini, cemaatler birbirlerini. O kadar ayrıştırarak hayatımıza devam ediyoruz ki, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu diyen bir insan yanlış yapıyor. Neden şunu yapmıyor? Neden böyle değil? Niye böyle yaptı? Niye şunla fotoğraf çektirdi? Niye? Kardeşim sen ne yaptın? Onu söyle. Çocukluğumdan beri maalesef aynı şeyleri görüyorum. Allahu Teala bir insana bir ibret verir, nasihat verir. Bazen bunu bir çocukla verir, bazen bir kazayla verir. Şimdi bakın, çarşaf giyen bir kardeşimizden bahsedeyim. Yıllarca çarşaf giymemiş veya tesettüre bürünmemiş, değil mi? Bir kardeşimiz, Allahu Teala bütün kardeşlerimize nasip eylesin hakkıyla giyebilmeyi,
hakkını vererek yiyebilmeyi. Şimdi, bu kardeşimiz örtündü artık. Yıllarca efendim örtünmediği için pişmanlık duymuştu, örtündü. Yaptığı hata ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer örtündükten sonra veya namaza başladı diyelim veya içkiyi bıraktı, siz bunu genişletebilirsiniz. Bu sefer örtünmeyen insanlara tepeden bakmaya başlarsa, ben içkiyi bıraktım daha bir hafta olmuş, içkinin ağzımdaki o leş kokusu daha yeni geçiyor, ben bu sefer kendimi evliya gibi hissettim, tevbe ettim ya, vay be, ben bunu senelerce nasıl içmişim, ya Rabbi affet diyeceğime şuna bak, gebereceksiniz böyle, cehenneme gideceksin, demem bana yakışır mı ya? Daha ben bir hafta olmuş, ağzımdaki pis kokusu geçmemiş, hava atıyorum. Ötekisi kumar oynuyor. E sen de zamanında oynamışsın baba. Veya o kumar oynuyordu, sen hayatın boyunca kumar oynamadın. Bu sana bir hak tanımıyor, çünkü sen de gıybet ettin. Sen de harama baktın, sen de zina ettin. O kumar oynadı. E şimdi o zaman bütün dünya birleşip senin hatalarını mı konuşsun? Neden bu konuda kaybediyoruz? Neden bir insanı kazanmak için elimizden geleni yapmıyoruz? Neden bir insanı yerin dibine sokmaya çalışırken bir güzel, olumlu taraf bulmaya çalışıp da ya Rabbi ne olur bu kardeşimizin bu hatası var ama onu bu hatasından geçirecek olan bir şeyler ver. Bunu düşünmüyoruz çünkü içimiz maalesef fesat. Böyleyiz. Yıllarca kardeşlerim dertleşiyorum sizinle. Yıllarca şu mikrofondan. 4 ay 5 ay sonra tam 15. yıla geleceğiz. 15. sene olacak Halil İbrahim sofrasında. 3 kelimemden, 5 kelimemden bir tanesi acizane kardeşlik, kardeşlik, orta yollar bulalım, insani davranalım. Bakın, kendi programımdan bahsediyorum, öz eleştiri yapıyorum. Demek ki ben de bu işi bilmiyorum ki, toplasan 30 kişi, 40 kişinin dinleyebildiği bir program oluyor. Yani ben kendimde buluyorum hatayı. Belki düzgün konuşamıyorum, anlatamıyorum. Mesajlara bakarsak, yüzlerce mesaj geliyor. Ama bunun dönüşümüne baktığımız zaman olmuyor. Çünkü ister istemez şeytanın bu tuzağına düşüyoruz. Her şeyi eleştirdiğimiz gibi yayınlanan eseri de, konuşulan efendim konuyla alakalı bir cümleyi de eleştiriyoruz. Hatasızlık istiyoruz çünkü. Bunun altında bu yatıyor. Kusursuzluk arıyoruz. Kusursuz, hatasız, eksiksiz. İşte evinde bunu ararsan boşanıyorsun belli bir zaman sonra. Kusursuz bir evlilik hayaliyle evlenenler şimdiden Bakırköy, Aksaray, bilmiyorum nerelerde mahkemeler varsa, daha şimdiden en kolay nereden boşanabilirim diye baksınlar. Çünkü kusursuz bir hayat olmadığı gibi yuvan da olmayacak. Çünkü kusursuz bir insan yaratmadı Allahu Teala. Peygamberler vefat etti. Sahabe-i kiramın bile kendi hataları vardı. Biz kim oluyoruz da çok sanki mükemmelim İbrahim soydan olarak, ben de dinleyicimden kusursuz olmasını isteyeceğim. Dinleyicilerim şöyle mesaj yazsınlar, değil mi? Ben de isteyemem bunu. Çünkü kendimin, çok affedersin, ne olduğunu biliyorum. Ben kimseye hava atamam, caka satamam. Dolayısıyla hayatım boyunca bu şekilde Mevlam getirdi. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bildiğim için kimsenin hatalarına ayıracak vaktim yok. Kimsenin günahlarına odaklanacak dikkatim de yok. Kendi günahlarım bana yettiği için Allahu Teala hem sizi hem bizi affetsin, amin. Bir daha döndürmesin. Ama bugün konumuz, tekrar edecek olursam, neden başkalarının eksiklerine odaklanacağım ben? Mevlana diyor ki, Celaleddin Kuddise sırruhu, ahmak diyor, ahmak bir insan, herkesin ayıplarını, kusurlarını kılı kırk yararcasına araştırır. Bunları toplar ve etrafa yayar.
Fakat kendi ayıplarını cehaletinden dolayı zerre kadar görmez. Şimdi biz başkalarının hatasına dürbünle bakıyoruz. Böyle ayrıntılarla şeyle, dürbün diyorum, mercekle böyle bakıyoruz mikroskopta. Ayrıntılara gireceğiz. Kılı kırk yarıyor dedi ya Mevlana Celaleddin onun gibi. Ama kendimize dürbünle bakıyoruz. Çünkü dürbünle yarım santim, bir santim ileriyi göremiyorsun. Hata göremiyoruz o zaman biz de. Hep hata başkalarında, kusur başkalarında. Psikologlara gidin. Belki gidenlerin tamamına yakını kendinde bir şey olmadığını söylüyor. O kocasını şikayet ediyor ve kocası da karısını şikayet ediyor. Evlada mikrofon uzatıyorlar. Annem babamdan şikayetçiyim diyor. Başkasını tutuyorsun patrondan şikayetçi. Patron, efendim, elemandan şikayetçi. Siyasetçilerden şikayetçiyiz. Onlara soruyorsunuz vatandaş da çok şöyle canım böyle canım diyor. Arkadaş, hocamıza soruyoruz o cemaatten şikayetçi. Cemaat ya hoca niye böyle diyor ona şikayetçi. Yemek yiyenlere soruyorsunuz yemeği beğendiniz mi? Ya aşçı da çok şöyle yapmış yağını fazla koymuş canım. Aşçıya soruyorsunuz ya bunların ağız tadı bozuk. Birbirimizden şikayet ede ede uzaklaşıyoruz. Karı kocadan uzaklaşıyor. Anne babadan evlat uzaklaşıyor. İş yerlerinde arkadaşlar, cemaat içinde insanlar uzaklaşıyor. Kendimizi dev aynasında görüyoruz. Hesaba çekilmeden önce bir kendimizi sorgulasak, kendi kusurlarımıza şöyle bir odaklansak da, başkalarının kusurlarıyla zaman harcamaya mecalimizin bile kalmayacağına emin olabilirsiniz. Gücümüz bile yetmez. Kırdığımız cevizlerin, yıktığımız o duvarların, mahvettiğimiz gönüllerin bir hesabını düşünsek, ne kadara patlayacağını düşünsek, biz hesap vereniz, hesap soran sadece Allah Azze ve Celle. Biz kendi kendimize hesap sorarız. Ne yaptın bunu? Anlat bakalım oğlum. 20 lira vermiştim, 9 lirasını oraya verdin falan. Matematik sorusu bu. Öyle bir hesap değil. Ahiret hesabından bahsediyorum. Sen o kişinin örtünmemesinden dolayı sen üzülmüyorsun. Sen onun yaptığını kınamak, rezil etmek, onu küçük görmek için yapıyorsun. Çünkü bilmiyorsun ki Allah Azze ve Celle şeytanı yarattı ve şeytanın en önemli görevi seni büyük görmek. Kendini büyük görmen, herkesi küçük görmen. Kendini evliya zannetmeni istiyor. Sen bilmiyorsun ki bir tevbe etse o hanım kardeşim, bir örtünse senden çok daha güzel bir makamda olacak. Ve sen maalesef bilmiyorsun. Bağırıp çağırdığın, kalbini kırdığın, ay şunun tipine bak, bunun kıyafetine bak, şuna bak ya dediğin o kadın Allah katında senden çok daha değerli. Ve belki de bilemiyorsun, sen ondan daha rüküş bir pozisyonda 3 sene sonra İstanbul sokaklarında olacaksın. Var mı garantin kardeşim? Ve lütfen söyleyin bana, bugün içki içenlere, yerden yere vuranlar, elbette ki içki haramdır, elbette ki şu şu şu, ondan bahsetmiyorum. Düzgün bir üslupla söylemeyen, biz milletin ayıplarına odaklanan, şuna bak alkolik, şuna bak ayyaş, bilmem ne, şu adam, böyle adam diyenlere söylüyorum. Yarın İstanbul'un bilmem hangi köşesinde, elinde bir bira şişesiyle, bilmem hangi içkiyle sızmayacağının garantisini bana verir misin? Bunu yemin ederek söyleyebilen var mı aranızda? Ben yemin ediyorum ki bu işi yapmayacağım diyebilen var mı? O insanın zinasına, o insanın kumar oynayışına elbette ki aferin sana diyecek halimiz yok. Gideceğiz, söyleyeceğiz, yapma kardeşim, etme kardeşim. Ama sen onu milletin arasında rezil ederek ve onun Allahu Teala'nın bile ona verdiği ümidi, ümitsizlikle, şeytanın oyunuyla mahvederek ne yaptığını zannediyorsun? Belki o kanadığın içkiyin
daha da kötü bir şekilde Azrail aleyhisselam, senden Allah'ın emaneti olan o ruhunu aldığı anda içeceksin. Sen imansız, imansız, kafir, zındık diyorsun ya, belki sen son nefeste o kıldığın namazların hayrını görmeden gideceksin, Allah korusun. Bu korkudan bahsediyorum işte. Hiç böyle bir korku duydunuz mu? Ben hayatım boyunca zina etmem. Hayatım boyunca etmem. Buna yemin ederim diyebilen bir kişi misiniz? Merak ediyorum. Ben hayatım boyunca çarşaflı gezeceğim. Buna ben yemin ederim diyebilir misiniz? Ben namaz kılıyorum, o kılmıyor. 50 kez söyledim, kılmıyor. Deli midir nedir ya falan. Bir gün sen namazını bırakmayacağının yeminini verebilir misin şu sofrada? Hadi buyur. Hırsızlık yapmış birisi. İhtiyacı vardı yoktu, bizi ilgilendirmez. Cennet benim tapulu malım değil. Allahu Teala dilediğini affeder. Benim bile affedileceğim belli değilken bana ne o adamın ne işlediğinin veya onun sorumluluğundan. Ben yargı organı değilim. Dünyada karakolu var, polisi var, ahirette de en güzel hesap göreni var Celle Celaluhu. Ben hırsızlık yapmadan yeminle söylüyorum, ondan sonra bu dünyadan gideceğim diyen var mı? Hadi buyurun. İşte o yüzden lütfen doğruyu anlatmak çok güzeldir. Kardeşim, şöyle yapman lazım, böyle etmen lazım falan filan. Ama büyük konuştuğunuz zaman o geri döner. Sakın, sakın, sakın. Şu an çok duyguluyum. Ara vermeden önce şunu da söylemek istiyorum. Siz benim hangi hallerden sonra şu mikrofonun karşısına çıktığımı bilseydiniz, gençliğimi bilmiş olsaydınız, biliyorum ve inanıyorum birçoğunuz dinlemezdiniz. Öyle kardeşlerim de var maalesef. Geçmişe takılanlar. Biliyorum. Ve ben buna inanıyorum. Gittiğim yerlerde de oluyor çünkü. Kardeşim, vallahi Allah razı olsun, birkaç tane abim var. Öz abim değil. Onlar o kadar çok koşturdu ki, o kadar çok Allahu Teala bir şeylere vesile etti ki beni bir türlü bırakmadılar. İbrahim, 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 İbrahim. Ya bırakın, nefis başka şeyler istiyor. Daha rahat var. Daha rahat, daha güzel paralar kazanacak şeyler var. Seslendirmenin daha fazla böyle getirisinin olduğu, oyunculuğu, bilmem nesi, bestekarlığı falan. Nefis çok şey istiyor böyle. Para, para, para. Abi yapmayın, etmeyin, şudur, budur. Öyle insanlar lazım. Bir tanesi vefat etti. Allahu Teala rahmet eylesin Antalya'da. Bir tanesi yaşıyor. Allah hayırlı ömür versin. Hikmet Akça abim. İsmini de buradan söylüyorum. Rabbim razı olsun. Amin. İki cihanda da aziz eylesin. Amin. Ama ben şimdi Hikmet Akça abim vesile elbette biliyorum. Ama Allahu Teala onu vesile etmeseydi, kim acaba bana tatlı tatlı şunu yapma, bunu yapma, bak seni seviyorum, gel sohbete gidelim, gel şunu şunu yapalım, şudur budur, ya istemiyorum dediğim halde, yalan attığım halde, yolda gördüğümde yolumu çevirdiğim halde, omzuma yapışan, sarılan benim o kılık kıyafetimle, ki hayal bile demezsiniz, gel bakalım ya ne olacak, bir sohbet dinleyeceksin diye arkamdan koşturan bir Hikmet abi olmalıyız. Bana deseydi şunun saçına bak, bilmem nerene kadar saçlarını uzatmışsın, şöylesin böylesin, şunun tipine bak deseydi, arkamdan koşturmasaydı. Tamam mı? Biz böyle değiliz. İşte bu acizin görevi de bu. Senin de görevin bu. Allahu Teala bana şu mikrofonlar karşısında konuşmayı nasip etmiş. Ama sana da evinde bir hanım kardeşimizsen onu nasip etti. Sana iş adamısın kardeşim, onu nasip etti.
Ne ben ev hanımı olabilirim, ne cebimde param var, ben kiracıyım zaten. Ne ev sahibi olabilirim. Şimdi bak, herkes ayrı. Hepimizin görevi ayrı. Hepimiz radyocu olamayız. Hepimiz anne olamayız. Ya birileri olacak, birileri koşturacak kardeşim. Birileri bir hatayı yapacak. Hatasız insan yok. Senin gibi, benim gibi. Ya o çocuk bilgisayar oynuyor, ötekisi efendim zina ediyor, ötekisi içki içiyor, hırsızlık yapıyor, yalan ya bir şeyler oluyor. Ama ben bunları bitirmek için yeryüzüne gelmedim. Sana da, bana da, hanıma da, erkeğe de. Hepimize bir görev verdi Allah-u Teala. Düzgün yaşamak, yapabildiğimiz kadarını en iyisini yapmaya çalışmak ve niyetimizi sağlam almak. Bana geçenlerde bir kardeşim yazmış. Abi, Halil İbrahim sofrasını isterim ki 1 milyon kişi takip etsin. Ben de isterim. Ama ben bugün ölsem, çok iyi bir şey yaptığımı söylemiyor olmakla beraber, ya Rabbi, benim açtığım YouTube sayfasında senin rızanın dışında bir şehvet içeren, müstehcenlik veya içkinin ne kadar iyi olduğu, kumarın senin haram kıldığın şeylerin anlatıldığı bir şey anlatmadım diyebilirim. Rahatım. Instagram sayfamda bakıyorum. Var mı kardeşim bir şey? İnsanları tahrik edecek, siyasi veya bilmem ne neyse, var mı kardeşim bir şey? Yok. Ben bundan sorumluyum. Yani herkesin kendi görevi var. Bizi yöneten bir insan, 5 milyon kişi, 15 milyon kişi seni takip ediyor. O onun sorunu, ne konuşup konuşmayacağı. Sakın bir daha böyle bir mesaj gelmesin bana. Abi çok üzülüyoruz. Niye kimse şeyleri, radyo programlarını takip etmiyor? Ya bu kalabalık olmanın bir şeyi yok. Üzülmeyin. Vallahi üzülmeyin. Sahabe-i kirama bakın. Onlar karşısında 100 bin, 150 bin kişi varken 1000 kişiyle onun karşısında durdular. Zaten Halil İbrahim sofrası programını yapan bu adamı bırak. Sen beni geç. Anlatmaya çalıştığımız bu insani, ortadan gitme, herkese saygı duyma potansiyeli bizde olsaydı biz bu hale gelir miydik? Zaten nefse hoş gelmeyen bir radyo programı bu. Sen ne yapacaksın? 50 kişi dinlemiş, dinlememiş, ne yapayım? Rabbim beni görüyor mu Celle Celaluhu? Yapmak istediğimi biliyor mu? Şu anda yeryüzünde örtünmeyen, yemin ederek söylüyorum, bir tane hanım kardeşimizin olmaması için iyilikle, güzellikle dilimden ne geliyorsa, onların hepsinin Allah'ın istediği gibi örtünmelerini, yeryüzünde bir kişi kalmamak üzere herkesin içkinin zararını duyması, kumarın ne kadar haram olduğunu bilerek bunlardan uzaklaşmasını istemiyor muyum elimden gelse? Rabbimiz Celle Celaluhu niyetlere bakacak kardeşim. Senin niyetin olsun. Senin niyetin o içki içen insanın içkiyi bırakmasıysa sen bunu niyetine al. Yaptım İbrahim olmuyor. Konuştum olmuyor, konuştum olmuyor. Ya konuş, konuş, konuş. Ama niyetinde onun içkiyi bırakması olsun. Kıskanman olmasın niyetinde. Tamam. Geçenlerde bir kardeşim söyledi. Abi biz 8 kişiyiz burada. Birkaç kişi daha toparlamayı düşünüyoruz. Gelir misiniz dedi. Ya niye gelmeyeyim? Baktım listemde boş şey var. Tamam dedim kardeşim, ciddi misiniz diyor. Gelecek misiniz diyor. Ya ben gelsem ne olur? Sana bir saatimi ayırsam ne olur? Ben hoca değilim. Alim değilim. Değil mi? Bildiğim şeyleri anlatmakla görevliyim. Siz gerçekten gelecek misiniz diyor. Zannediyorlar ki biz böyle binlerce kişinin olduğu salonları falan hayal ediyoruz. Ezel böyle kapılar açılacak. Yok be kardeşim. Umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Elimden geldiği, dilimden döndüğü kadarıyla benim yaptığım yanlışlara insanların düşmemesi, benim o girdiğim çukurlarda boğulmamaları için elimden geleni inşallah yapacağım. Rabbimiz Celle Celaluhu bu yolda devam, sebat, istikamet versin hepimize. Yoksa yaptığın işi iyi yaptığından falan değil. Yapmaya çalışmak var. Niyetim bu. Bir şey başarabilir miyiz? Başarı da bize ait değil. O benim derdim değil. Rabbimin Celle Celaluhu görevidir o. Benim görevim değil. Senin görevinde değil. İnsanlara hidayet vermek. Bu yolda gitmek.
bu yolda çabalamak, bu yolda yürüyebilmek, kalbi kırmadan, incitmeden, öldürmeden, mahvetmeden, tekme atmadan. Büyük konuşmayacağız sadece. Niyetimiz bu olsun. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de toparlıyorum, birkaç dakikam var sizin mesajlarınızı geçmeden önce. Zilzal suresinde geçiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bakın, tüm bu konuşmaya çalıştığımız kusurlarla, ayıplarla ilgili şeyleri konuştuk ya, tam yerinde bugünle alakalı diye söylüyorum, bir ayet meali seçtim. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kim zerre ağırlığınca hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre ağırlığınca şer, kötülük işlemişse onu görür. Bu ayet inzal olduğu zaman, yani indiği zaman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki sahabeler sormuşlar, büyüklerimiz. Demişler ki, dikkatlerini çekmiş, efendim demiş, zerre ağırlığınca dediniz, doğru mu? Evet. Karşısında o dinleyenlerden bir bedevi var. Onun hemen hali değişmiş, ağlamaya başlamış. Demek demiş, tüm küçücük hatalarımızdan da biz yargılanacağız, öyle mi? Başlamış ağlamaya. Vay demiş, benim kusurlarım, günahlarım, vay benim hatalarım, vay vay. İnlemeye başlamış. Sonra o ayetleri tekrar ede ede, hüngür hüngür çocuklar gibi ağlaya ağlaya gitmiş oradan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş biliyor musunuz? O giden bedevinin ardından herkes şaşkın, ağlayan, ayeti tekrar ede ede giden çocuk gibi bir kişi. Demiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman işte bu bedevinin kalbine girdi. Biz kaç kez düşündük o bedevinin düşündüğü gibi? Bunu niye sizlerle paylaştım? Bizim o kadar çok verecek hesabımız var ki hanım kardeşim, delikanlı kardeşim. O kadar çok birebir cıncık cıncık edecekler, lime lime edecekler sayfaları. O kılmadığımız namazlar, Allah korusun. O ağzımızdan çıkan zevkle gıybetler, Allah korusun. Layıkıyla yerine getirmediğimiz analık babalık, yediğimiz faizler, Allah korusun. Kırdığımız çanaklar didik didik. Hiçbir şu an emniyet görevlisi abimizin, görevlinin yapmadığı şekilde. O laboratuvar sonuçları var ya, analizleri var ya, şimdi cinayet mahallinden toplanıyor. Ya kriminal incelemeler, hiç onlarla alakası yok. Önümüzde bu kadar didik didik edileceğimiz her şey var. Düşünün, aldığınız kıyafetin bile hesabı sorulacağı bir zamanı düşünün, ne olur. Ey güzel insanlar, dolabınızı açtığınızda giyeceğiniz iç çamaşırınızın miktarından bile eğer israf ediyor ve giymiyorsak, onun neden aldın sorusunun sorulacağı bir yer düşünün. Hanımınıza, kocanıza kötü bir söz söylediniz, ağzınızdan kaçtı. Zannediyor musunuz siz bu dünyadan geçtiniz, öldünüz, hanımınız veya kocanız kim kimin kalbini kırdıysa, efendim, tam sizi cennete götürecekler, ucuyla, ucu ucuna böyle, efendim, hayır ve sevaplarınız var. Zannediyor musunuz hanımınız veya kocanız veya anneniz veya evladınız veya çok sevdiğiniz hocanız veya cemaatiniz sizden o hakkını almayacak? Nasıl yani İbrahim? Ben dünyada hanımımı çok seviyordum. Bir tane tokat attım, yani ne olacak? Veya İbrahim abi. Yani ne demek bu ya? Kocam
Beni çok severdi. Ben o kadar ona hizmet ettim yani. E tamam. Bir kez suratına şöyle bir kötü baktım yani. Kötü de bir söz söyledim annesine. Ne olacak? Onu helal eder zannediyorsan yanılıyorsun. Bugünkü tebessümler, bugünkü hal ve hareketler, bugünkü sevgiler, aşklar ahirette yok. Evvela hesap, sonra kardeşlik. Evvela hesap, sonra anne babalık başlıyor orada. Demek istediğim, böyle kılı kırk yaran bir adaletle karşı karşıya kalacağız. Düşünmemiz gereken nasıl öleceğimiz mi? Öldükten sonra nasıl hesap vereceğiz mezarda sorulara evvela? Dinin ne, kıblen neresi, peygamberin kim sorularına cevap verip veremeyecek miyiz? Bakın evvela Azrail aleyhisselam. İmanla gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Nasıl öleceğim bilmiyorum. Mezara girdim, iş bitmiyor. Sorular soruluyor bana. Münker, nekir. Bir de münker nekirin nasıl geleceğini bilmiyorum. O kadar korkunç bir görüntüleri var. Eğer iyi bir kulsanız melek geliyor size, bak birazdan şöyle şöyle iki tane melek gelecek. Soru sual, biz yanındayız diyor. Eğer kötüysen zaten bittik. Neuzubillah. Kabirde bitmiyor iş. Diriltiliyoruz. Sorgusu, bekleme yeri. Güneş mızrak kadar yaklaştırılıyor. Herkes kaçışıyor. Peygamberler dahi birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Böyle bir zaman düşünün. Kıldan ince, kılıçtan keskin Sırat köprüsünden geçiyoruz. Altta cehennemin olduğunu düşünün. Kimisi geçiyor hıpızlı, kimisi sürünerek, kimisi efendim dünyada kestiği kurbanın adağının üzerinde, kimisi 5-10 kişiyle beraber, kimisi yüzüstü oradan cehenneme düşüyor. Defter sağdan mı verilecek, soldan mı verilecekler? Bu kadar bizim korkmamız, endişe etmemiz, düşünmemiz gereken şey varken ne olur bana söyleyin. Yanlış diyorsam yanlış deyin abi. Bu kadar bizi korkutacak şey varken arabama gelmiş şöyle demiş. Şurasını çizmiş. Hanım tuzsuz yemek yapmış. Üst kattaki komşum bana bilmem ne bilmem ne demiş. Kocam böyle demiş. Patronum bu ay maaşı 10 gün geç yatırmış. O içki içmiş de ötekisi hırsızlık yapmış. Ben ne olacağım baba? Ben ne olacağım? Ah biraz buna baksak. Kardeşlerim, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dertleştik biraz sizlerle. Kimseye tepeden bakmayalım gibi bir program oldu. Sürçülisan ettiysek affola. Bize nasıl ulaşabilir ve mesajlarınızı yollayabilirsiniz? Instagram kullanıyorsanız İbrahim Altire Soydan Erden. YouTube'da Halil İbrahim Sofrası sayfamız var. Bunun dışında Facebook, Twitter vesaire kullanmıyoruz. Her biriniz en emin olana emanetsiniz Celle Celaluhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.